Aracımız 2015 model Focus. Airbag'lere, emniyet kemerleri, patlak, göğüs, kaplama, boyalı denilmiş. Bunun sebebini göstereceğim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, aracımız orijinal. Airbag'leri orijinal. Emniyet kemerleri orijinal. Patlama yok. Göğüs boyanmış. Evet, göğüs sonradan boyanmış. Hani keyfe kadar boyatanlar da var çift renk yapmak için. Zaten orijinalde çift renginde böyle bir çift renk yok. Krem altta oluyor fokuslarda. Geçmişten beri bu fokuslarda böyle. Bir de şuradan bir tesisat geçiyor arkadaşlar. Bakın bunun üstünde bir diyot var. Hiçbir şekilde emniyet kemerine uğramıyor. Arkaya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle arkada ekranlar var koltuk arkalarında. Onların tesisatı. Emniyet kemerine hiç uğramadığı halde emniyet kemerleri dirençli denilmiş. O diyota direnç denilmiş. Göğüste boyalı olunca orada da direnç gibi bir şey görünce bu aracın airbagleri patlaktır. Patlak denilmiş. Dır da değil. İlk defa ben söktüm arkadaşlar bakın. Kesinlikle profesyonel işten anlayan arkadaşlar ekrandan bile bunu anlayabilecekler orijinal olduğunu. Parçanın. Göğüs de orijinal. Tavan airbagleri de orijinal. Doğru. Aracın ön göğsü konsolu sökülmüş, krema boyanmış, orijinali siyah. Ama hiçbir şekilde beyin kontrollerinde de, fiziki kontrollerde de değişme, sökme, takma yok. Bakın tetikleyicimiz, patlak denilen tetikleyicimiz, orijinal emniyet kemerimiz tetikleyicisi, orijinal tarihi üstünde emniyet kemerimizin. Yani bu işte kurumsallık veya şahısın hiçbir önemi yok. Her yer size zaten bir günlük rapor veriyor. Geçerliliği yoktur diye. Bu araç sabah girmiş kurumsal bir firmada. Allah'tan ki fiyatı düşüp de vermemiş satıcı. Kazalıdır diye inanmamış. Buraya geldiler. Kontrollerini yaptık. Orijinal raporu vereceğiz. Şimdi bundan sonra işlem kendilerde. Bakın dirençli denilen kablo hiçbir şekilde emniyet kemerine girmiyor arkadaşlar. Direğe girmiyor. Yani arka tarafa doğru gidiyor. Yani burada işi yapan kesinlikle bakın görüyor musunuz? Bu hat arkaya doğru gidiyor. Buna direnç denilmiş. Göğüs airbag'imizi gösterelim. Orijinal. Yani süslü rapor vermenin, işte şaşalı iş yerleri yapmanın, bir ton para almanın işçilik üstünde hiçbir etkisi yok. Zincir marketi gibi tabii herkes ticaretinin peşinde, ticaretini düşünüyor. Şahıs da olsa, kurumsal da olsa, gerçekten işini çok iyi yapan kurumsal arkadaşlarım da var. İşini çok iyi yapan şahıs firmaları da var. Aynı iş yerinde bile iki ayrı usta baktığı zaman araca farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Bakın bu da örnek olsun diye koydum. Normalde fokusumuz çift renk olduğu zaman alt tarafları krem olur. Göğüs krem olmaz. Yani burada masum bir olay var. Boyanmış göğüs. Ama iş büyüdü. Farklı boyutlara gitti.